Cenevre'de bir araya gelecek olan Cenevre 3 toplantısına ilişkin gayet ciddi muammalar devam ediyor. PYD'nin davet edilip edilmediği şeklinde Salih Müslim'in yine davet edilip edilmediği. Bu noktada Türkiye'nin engelleyici bir pozisyonu var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye çözümün mü yoksa sorunun mu bir parçası şu anda? Yani çözümün parçası olmadığı açık. Bu sadece bugün ortaya çıkan bir mesele değil. Aslında 2012'de ilk Cenevre toplantısından beri izlenen politikalar, verilen tepkiler bu meselede siyasi çözüm, barışçı çözüm konusunda Türkiye'nin niyetlerini ve ne yapmak istediği konusunda şüpheler bıraktı. Türkiye'nin başından beri planlaması Suriye'de kendi istediği yönde bir rejim değişikliğiydi. Ama bu yürümedi, olmadı. Şimdi Amerika da artık Rusya'nın çizgisine yaklaştı. Bu mesele işte Esad gitsin gitmesin ikileminden çıkarılıp IŞİD'le mücadeleye ve diğer terörist grup olarak kabul edilen örgütlerle mücadeleye yönelik bir konsepte kayıyor. Bu Türkiye'nin, Suudi Arabistan ve Katar'ın çok arzu etmediği bir şey. Bu yüzden de bu grupları destekleyen faktörler, aktörler olarak süreci zorladılar şimdiye kadar. Yani dikkat ederseniz Riyad'da oluşturulan bir heyet var ve bu heyet bir takım şartlar ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler'in toplantı esprisi ve prensibi ön koşulsuz buluşma üzerine olduğu halde, yani bu başından beri bilinen bir şey olduğu halde dört tane şart ileri koştular. Bu şartların arkasındaki güç olarak tabii ki bu vekalet savaşı veren Türkiye, Suudi Arabistan gibi ülkeler var. Yani sadece Türkiye'den değil, Riyad'dan gelen itirazlara baktığımızda orada da Kürtlere karşı bir bariyerin oluştuğunu görüyoruz. Birbirini etkileyen bir durum söz konusu. Yani burada Cenevre'ye yükleyen anlam biraz fazla abartıldı. Kürtlerle ilgili, Kürtler zaten sahada şu anda temel aktör. Yani bu şekilde siyasi yapısıyla, askeri kurumlarıyla, güvenlik şemsiyesiyle saha hakimiyeti sağlayan ve muhatap alınacak başka bir grup yok. Eğer Suriye'de krizi çözüm bulacaklarsa eninde sonunda Türkiye, çok özür dilerim, PYD müttefiklerini muhatap almak zorundalar. Bunun farkında oldukları için de Rusya ve Amerika şu anda PYD heyetini daha geniş anlamda Demokratik Suriye Meclisi'ni süreç içerisinde tutmaya çalışıyor. Yani masada olmasanız da süreçte varsınız mesajı vermeye çalışıyor. Yani Kürtlerin göz ardı edilebileceği bir sürecin başarılı olma şansı yok. Bunu herkes görüyor. Peki Suriye Demokratik Meclisi eş başkanı İlham Mehmet'in yaptığı bir açıklama vardı. Cenevre 3'te yer almasak biz de kendi topraklarımızda toplantılarımızı yapar, mutabakatlarımızı yapar, devam ederiz demişti. Birkaç gün önce Başbakan Davutoğlu'nun CNN televizyonuna verdiği bir mülakatta biz PYD'yi istemiyoruz, Kürtleri istiyoruz ama PYD'yi istemiyoruz demişti. Davutoğlu'nun burada bahsettiği Kürtler kimlerdir? Bunu sormak istiyorum. İkinci bir sorum da şu anda Cerablus'u kapsayan Türkiye Cerablus arasında bulunan 94-95 kilometrelik bir sınır var. Bu sınıra ilişkin sizce ileriki günlerde Türkiye'nin veya koalisyon güçlerinin adımları ne olacak? Bu sınır nasıl kapatılacak? Kim kapatacak bu sınırı? Şimdi ikinci sorunuzdan başlayalım. Bu sınırın kapatılması konusunda ABD ile Türkiye arasında müzakereler epey zamandan beri devam ediyor ve burada ortak bir formül üretilemedi. Türkiye'nin kırmızı çizgisi Kürtlerle ilgili, Kürtler Fırat'ın batısına geçmesin haliyle bu kırmızı çizgi önemli bir fren etkisi yaptı. Ancak Amerika buna karşılık da madem Kürtlerle istemiyorsunuz bu işin çözülmesini, o zaman siz devreye girin, siz yapın. Ancak burada işte sizden kastı Türkiye, Türkiye'nin yapabilecekleri fazla bir şey yok. Ya kendi güçleriyle, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sokarak bu işi çözebilir,
ya da orada yine bir vekalet savaşıyla organize ettiği Türkmenleri vesaire oraya sokabilir. Türkmenlerle oluşturulan gruplar çok fazla anlamlı bir güç ifade edemedi ve sahada bir değişiklik yaratacak etki getiremedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oraya girmesi ise Rusya'nın misilleme ihtimali nedeniyle o kadar kolay değil. Rusya her halükarda uçağın intikamını almak isteyecektir ve bunun için fırsat kolladığını görüyoruz. O yüzden o mesele, yani oranın nasıl kapatılacağı meselesi birazcık daha sanırım sürüncemede kalacak. Ama eninde sonunda eğer Türkiye bir adım atamayacaksa orada Amerika'nın desteğiyle oluşturmuş olan Demokratik Suriye güçleri bir şekilde müdahale edecek. Ama mesele daha büyük. Yani Rakka'yı öne aldılar Amerikalılar. Güneye doğru operasyonları genişlettiler. O yüzden Cerablus'un biraz ertelendiğini söyleyebiliriz. Şimdi birinci sorunuzla ilgili olarak çok özür dilerim. Soruyu tekrar alabilir miyim? Televizyona verdi bir mülakatta. Evet. Kürtleri istiyoruz demişti. Evet, PYD değil ama Kürtleri. Bu Kürtler kimdir? Bunu sormak istemiştim. Evet. Şimdi bunu başından beri Türkiye dillendiriyor. Yani bundan kastı daha önce Kürt Yüksek Konseyi'ydi. Hı hı. Yani Abdülhakim Beşar'ın KDP'li Abdülhakim Beşar'ın yer aldığı, başını çektiği grubun işte hem Suriye muhalefet içerisinde Kürtleri temsil etmesi ve bu tür uluslararası platformlarda da bunların gitmesi. Türkiye'nin istediği buydu. Ancak sahada hakimiyeti olan, sahada karşılığı olan yapı PYD ve ortakları. Yani PYD, sadece PYD'den bahsetmiyorum. PYD ve ortakları, yani Rojava'nın siyasi ve askeri aktörleri. Başkaları da bireysel olarak davet edilebilir. Hı hı. Nitekim Suriye Ulusal Koalisyon içerisinde bazı Kürtler de var. Bu Kürtlerden en azından bir tanesine davetiye gittiğini biliyoruz bağımsız olarak. Ancak o kişi bile çıkıp ben Kürtleri temsil ediyorum demiyor. Bireysel olarak kendini temsil ediyor ve bir Kürt temsiliyeti iddiası söz konusu değil. Gerçekçi olmak lazım. Sahada karşılığı olan siyasi partilerle ancak bu meseleyi götürebilirler, bu müzakereyi yapabilirler. Türkiye burada Kürtlerin inisiyatif almasına karşı çok daha cepheci bir yaklaşım içerisinde ve tehditkar bir tutum içerisinde. 2012'den itibaren bu böyle. Hı hı. Burada başka bir Kürt partisi çok anlam ifade etmeyecektir. Yani Cenevre'ye gidince yani bu kişiler şahıs, bu kişiler sahip olduğu partilerle çok toplumsal tabanı güçlü olan kişiler değil, tabela partileri. Erdoğan da bunu biliyor olmalı ve tabii bu tür bir temsiliyetin Cenevre'de olmuş olmasından şunu murat ediyorlar. Yani PYD ve diğer aktörleri devre dışı bırakabileceklerini umut ediyorlar. Hı hı. Bunun mümkün olmadığını, olamayacağını Amerikalılar gördü. Ruslar zaten epey zamandan beri bu konuda Türkiye'nin aksini düşünüyor ve bunu uluslararası platformlarda dinlendiriyor. Amerika'nın aksi tutumu, aksi politikası elbette Türkiye'yi daha agresif bir hale getirdi ve işte mesela toplantının boykot edilmesi gibi bir takım çıkışlar, bu yalnızlıktan kaynaklanan, birazcık dışlanmışlıktan kaynaklanan bir reflekstir. Hı hı. Evet. Sayın Taştekin, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar.